Efendim şimdi gündeme geçiyoruz. Bugün etiketimiz ayrı telden. Yani siz bununla ilgili zaten şimdiden kıymetli izleyicilerimiz, bu ülkenin değerli insanları mesajlar paylaşmaya başladılar. Biz de buradan elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Ekrem İmamoğlu'na verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük ceza. Konu bu. Şu anda ülkenin gündemi bu. Kaç gündür konuşuyoruz biliyorsunuz. Kimisi bunun ne kadar mühim bir mesele olduğunun farkında değil. Onu görüyorum. Farkında olmayanlara diyecek çok fazla bir şey yok doğrusu. Yani zaten ne desek boş, öyle anlaşılıyor. Fakat bu ceza ile ilgili bir takım detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir kere bu davanın, dosyanın savcısı hata ve eksiklikler var diyerek mahkemeye dilekçe gönderdi. Şimdi o başvuruda yıllık izne ayrılacağım gerekçeli kararın hemen tarafımıza iletilmesi diye de bir detay var. Bu hukukçulara göre olağan dışı. Onun dışında da bu cezanın verildiği 125 Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nda 125. maddede 5 fıkra var. 6. fıkraya dayandırılarak verilmiş. Fıkra bu kadar. Fıkra gibi. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Nafile, nafile. 6. fıkra var mı kanunda? Yok, kanunda yok. Kararda, ceza kanununda 125. maddede olmayan bir 6. fıkra ya atıfta yapıldı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası Türk Ceza Kanunu'nda bulunmayan bir fıkradan verildi. 125. maddenin 6. fıkrasına göre artırıldı ceza. Ancak kanunun hakarete ilişkin o maddesi 5 fıkrayla bitiyor. 6.'sı yok. Hakim değişikliğinden sonra hep usul dışı atılan adımlar hep ortaya çıkıyor. Savunma kısıtlanıyor. Ardından olmayan bir fıkraya atıfla ceza arttırılıyor. Savcılık da bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor ama hakime talimat verir gibi, yani ben izne çıkacağım, bir an önce gerekçeni yaz diyor. Yani hakimler, hani kimse talimat veremezdi. Bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim ve onlara güzel hizmetler sunacağım. Hatalara ve eksikliklere savcı da dikkat çekti. Kararı veren mahkemeye yazı gönderdi. Müddeti muhafaza talebinde bulundu. Yani karara itiraz edeceğini bildirdi. Gerekçeli kararı beklediğini belirtti. Yıllık izin detayı süreci hızlandırmak istiyor yorumuna neden oldu. Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. Yıllık izne ayrılacak olmam nedeniyle gerekçeli kararın başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur. Gerekçeli karar normal şartlarda ne kadar zamanda açıklanır? Birçok davada 2 ay, 3 aylık sürelerde olabiliyor. Bekleyeceğiz ama 2 gün sonra da gelirse bayağı hızlı olmuş olur. Yani zaten savcı da bunu söylüyor. Yani hafta sonu otur çalış, pazartesi günü gerekçeyi bana gönder gibi. İstinaf süreci kısaltılabilir mi? Çok zor bir soru değil. Olağan bir hukuk düzeninde konuşuyor olsak kısaltılamaz. Buna ilişkin bir müdahale gelebilir mi? Evet, daha önce örneklerine şahit olduk, gelebilir. Ben bunu ilk defa görüyorum. Hani ben izne çıkacağım, bir an önce yaz. Savcının bir an önce süratlendirmek ve sonuca bağlamak için bir talimat gibi bir yazısı yani. Hukukçulara göre süreç alışılandan hızlı işleyebilir. Karardaki tek hata da 6. fıkrayla sınırlı değil. Savunmaya verilen süre de tartışmalı. Ekrem İmamoğlu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Savunma hakkı için 3 saat verildi. Kararda, ceza kanununda 125. maddede olmayan bir 6. fıkra ya atıfta yapıldı, maddi hata olsa bile böyle bir davada önemli bir hatadır. Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Tabii hem istinaf süreci umarım oradan da geri döner. Bundan sonra yüce Türk yargısını hakkıyla temsil edecek olan yargıçlara, hakimlere güvenmek istiyoruz.